Evet arkadaşlar, Ailemin Kralı Gırgır Tayfa'dan bir yayında daha sizlerle birlikteyiz. Gırgır Medya Parkı her zaman sizlerle. Konuk ve röportajlar gümbür gümbür geliyor. Bugün çok değerli, muhteşem bir sanat insanı, değerli bir sinema emekçisi ve usta bir oyuncu olan Tahsin Özkan abimizle beraberiz. Abicim hoş geldin. Biz teşekkür ederiz abi konuk olduğun için. Güzel bir yayın gerçekleştireceğimizi umuyoruz. Bu malum yaşadığımız son 1-2 senedir bu yaşadığımız küresel anlamdaki süreçte tabii ki sanat anlamında tiyatro, sinema ve diğer sanat dallarıyla alakalı belirli dönemlerde sıkıntılarımız olsa da artık yavaş yavaş açılmalarla sektörde projeler ve faaliyetler kaldığı yerde inşallah devam edecek. Allah bize var vermezse. Güzel bir röportaj olacak. Bu arada senin son 4-5 büyük proje peş peşe vizyona girince bayağı bir hareket sağlam başladı abi herhalde. Eylül, Ekim ve Kasım aylarında 4-5 proje peş peşe vizyona giriyor. Ve bunların aynı zamanda hem oyuncu, bu konuda çok güzel projeler, harika projeler ve Türkiye'de iki başaracağız. Özellikle kitab için bir ekimde vizyonda olacak. Orada fantastik bir korku, günlük ama harika bir proje, bomba bir proje. Burada söylemek biraz haklı olabilir ama onu derslerde seyretmek bambaşka bir olur. Bambaşka bir yol. Bir de bizzat zaten bizzat o duyguyu yani o ruhu yaşamak apayrı bir şey var. Önemli olan zaten sanat için yaptığımız zaman şunu esasında biraz tutmak lazım. Yani sanatı sadece kaba tabirle bir keyif için değil. Sanatı sanat için icra etmemiz lazım. Tabii. Çünkü sanat demek basit bir cümle değil. Sanat demek bir mutluluk, sanat demek bir sevgidir, bir saygıdır. Bir sanat icra ederken o duyguyu yaşamalısın. Tabii. Yani amatör ruhunu kaybettiğin zaman zaten sanattan hiçbir şey kalmıyor. Tabii ki abi. O nedenle sanatı ruhla, bedeninle, düşünle, her şekilde yaşaman gerekiyor ki bunda yaşadığın zaman karakteri yansıtıyorsun, perde yansıtıyorsun, senaryo yansıtıyorsun, laflara yansıtıyorsun, rejim oyunlara yansıtıyorsun. Tabii. O şekilde de tabii ki değerli izleyicilerimiz bu konuda da o sanatında memnun ediyorsun. Mutlaka. Mutluluk enjekte ediyorsun. Bir ruha enjekte ediyorsun. Aşağı yukarı yaklaşık kaç yıl oldu abi sanatla iştigal? İlk sanatla buluşmam açıkçası 1992'de başladı. Çok küçük yaşlarda başladı. Muhteşem bir çok güzel abi. Kesinlikle. Ve 1992'de başladıktan sonra tam ki aldığım karakterle o dönemde piyeste başladı. Doktor karakterde başladı. Doğuz hep üstünden kaldı. Ve hep mücadele ettim. Sanat dedi. Ama tabii ki daha sanatçı olmadı. Biz de sanatın içindeyiz. Biz sanatın çocuklarıyız. Tabii ki sanatın biz emekçileriyiz. Kesinlikle. Yani bir de şöyle bir şey var abi. Birçok sanatçılar şimdi söylerler. Belli bir rol, belli bir karakter. Bir insan üstüne yapıştı ama belli bir süre sonra artık sürekli öyle anılıyor ya. Yani sen de sürekli doktor olarak anılıyorsundur. O konuda biraz da şanslıyım açıkçası. Çünkü birçok karakteri bilebiliyorum, birçok karakteri canlandırabiliyorum. Birçok karaktere harf verebiliyorum. O nedenle kendimi bu konuda şans ettim. Bir de karakterle profil olarak çok çeşitli rol kapsamlarını oturabilecek karakterleri de olduğu için abi dediğin gibi yani o konuda da ben zor çektiğini düşünmüyorum. Yok o konuda hiçbir zaman zorlanmadım. Neden derseniz aldığım karakteri hatta şöyle bir açıklaması yaparsak daha sağlıklı oldu. Senaryoyu okuduğum zaman öncelikle o karakteri giymeye çalışıyorum.
o karakteri çekilmeye çalıştım. Büyüdükten sonra o karakteri of tamam üstüne bir tozla dedikten sonra ben şey yani bunu bu kadar ne söylüyorum? Onda da bütünleşip yaşadığın o, zaman o karakterle yaşıyor. Evet. O karakterle oturup kalkıyor ve o karakter oturup kalkıyor. O da tabii ki işi profesyonelliğinde çok önemli bir şey. Tabii benim için sanat yani sonuç yönü olarak baktığımız zaman benim için sanat aşk. Aynen öyle. İşte aşk. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Yani ben de aynı şeyi kardeşin karşısına çıktığımız zaman hiçbir zaman geriye dönüyor. Bir şey aklıma gelmiyor. Beynim düşünce komple boşalıyor. Aldığım karakter. Aklıma senaryo, rejim oyunu, düşük geliş, mümkün geliş, nasıl yapmam gerekiyor, nasıl bir oyun yapmam gerekiyor. Olduğu gibi oraya odaklanıyor. Ve hiçbir zaman aldığım karakterdir. Şimdiye kadar aşağı yukarı. Yerinin yukarıda projede yer var. Yani direkt ana kastanda mı? Ana kastı özellik yani. Olarak bu projelerde oynadım. Bu projelerden yani bütün karakterleri harfiyeti bütün özellikle bu son olarak davici ve korku gelenler sahip üstesine yani anlatmak da olmuyor. Evet. Onu ancak yaşaman gerekiyor. Yaşaman gerekiyor. Ben orada öyle bir duygular yaşadım ki aldım en son sahne yarım saat öncesi ek bir sahne yazdım. Bana verildi ve yarım saat içerisinde hem reklamı hem oyunu ve o karaktere bölünmek çok ağırdı. Çünkü onu ne kadar kısa bir sürede o kurgulamayı yapmak yapmak bambaşka bir şey. Tabii. Bambaşka bir şey. Peki abi siz ekranlarla ilk buluşma hangi projeyle oldu? Öyle bir şey projeyle bulundum. Ben de çok kilit bir soru sordum. 20 günün üzerinde projede bulundum. Ama hangi projeyle bulundum? Bir şey projede bulundum. Yani, aksiyon mu, tarihi bir proje mi? Aksiyondu. Hı hı. Aksiyondu. Eyvallah abi. Bunu tam hatırlayamadım ya. Yani şöyle sıralarsak, son zamanlarda bir şey olacak. Gezdiğim için, sinisi, kitabı için, gelenler sahip gezdiğim için. Mehmetçik kuranları, onun için. Cebiş çıkartılıyor. Söz üstünde oynadı, Namba Korkları'da oynadı, Müslüm'de oynadı, Sazan Sarmaz'da oynadı. Yani şu andaki aklıma gelenler bu. Organize işler Sazan Sarmaz'da. Kesinlikle. Zaten onun arka sokakta bitişti abi. Şimdi bir de şimdi şöyle söyleyeyim ben. Erlen film olarak Türk sinemasında en büyük ayakta kalan ve en köklü şirkettir arka sokaklarda yapımcı. Türkiye İnanoğlu. Şimdi insanlar şu algıyla bakmaya başladılar. Hani işte arka sokaklar deyince ama ben buna katılmıyorum aslında. Yok. İşte birçok mesela bazı büyük ustalar şunu diyor. Ha işte İstanbul'un yarısı oynadı artık. Mantığı bence yanlış. Yanlış bir şey. Aslında şundan kaynaklanıyor. İstanbul'un yarısı oynama mantığı değil de abi. Senaryoda belli bir konu yok. Mantıkta şöyle bakıyorlar. İstanbul metropolken en büyük şey. Her gün 1000 lira olabilir, asayiş bilmez. Bunu da bilmez. Aslında İstanbul kendi başına bir metropol olarak değil ki. Bana göre kendi başına bir ülke. Devletine devlet. Devletine devlet. Aynen, aynen. Öyle büyük bir mekan, öyle büyük bir şehirde asayiş de bilmediği için her gün olay. Bol bol malzeme çıkıyor. Yani, belli konuya bağlı olmaya gerek yani var. Yani senaryo esasında İstanbul'da çekilen bütün filmlerin diziler zaten senaryo hazır esasında. Tabii ki. Yani, gündelik geçilen olaylarda her şey bir sorunları ortaya zamanlar malzeme. Günübirlik olan işler var, sıkıntılar var, şeyler. Bunlarda birçok şeylerinde şahit oluyor. Şimdi tabii. Bir de getirmek yanlış olur ama baktığımız zaman çok şeyler yapılıyor. Ve burada zaten günübirlik az önce bahsettiğim gibi hayatımızda karşı karşıya kalabiliyor bunlarla. Tabii. Ama bunlar da ne oluyor? Zaten bunlar her an içeride senaryo haline geliyor. Tabii ki. Zaten
bir zamanlar Osmanlı kıyam, peşini filmde, işte Osmanlı tokadı, birli şarkı, muhteşem yüzük falan derken hani bayağı tarih yapıtlar zaten son dönemde bayağı bir aşırı derecede çok proje yapıldı tarihi olarak. Bir de şöyle bir şey var abi, Türk insanı biliyorsun bir yapısı vardır. Türk insanında mesela yani sinemada korku sistemi Türk insanı aslında zayıf. Mesela çok iyi ağlatırız biz, çok iyi güldürürüz ama korkuda zayıfız. Çünkü insanlarda korku dedim ben şu algı vardır ya. İşte sürekli işte birilerinin içine giren bir üç harfin çıkması meselesinden artık Türk insanı sıkıldı. Hani fantastik bir korkuya geldiği zaman işte iş orada kırılma noktası oldu. Fantastik korku da daha önce bahsettiğim gibi bunlardan bir tanesi sadece fantastik korku. Hazreti Süleyman'ın sırrını anlatmıştı. Ben onu zaten seyircimiz biraz tercih canlı olarak bir bunu yaşarlar. Vizyon tarihi zaten 3 Ekim'di. Vizyonda dostlarımız, arkadaşlarımız, seyircilerimiz, herkesi bekleriz. Gerçekten muhteşem bir görüşü. Gerçekten bunu yapmaya çok teşekkür ediyoruz. Hakan Aygün hocam da teşekkür ediyoruz. Hollywood. Kesinlikle. Görüntü yönetmenimiz Rönk Tevzioğlu. Kendime çok teşekkür ediyoruz. Muhteşem bir duayendir. Yani. Ve aynı zamanda Yedik Fren, bir senaryonun yazarı Eyüp Aydın kardeşim. Bundan da çok çok teşekkür ediyorum. Bülent hocam, Çiçek Taksi, Cennet Mahallesi, işte Akasya Durağı gibi birçok Türkiye'de ekranlarda kült olmuş dizilerin görüntü yönetmeni yapmış. Yani ben zaten ilk Bülent hocamla karşı karşıya geldiğimde set esnasında kaba tabiyle ne uğramış şaşırdım. Evet. Yani böyle bir duayla, böyle bir ispayla, böyle bir yönetmenle çalışmak benim için ayrı mutlu. Yönetmen de Bülent Öğretmen değil mi? Görüntü yönetmeni. Benim için ayrı mutlu bir onur. Ve kendilerine çok ama çok teşekkür ediyorum. Çünkü filmi kare kare alan. Buradan da kendilerine çok selam söylüyorum. Sevgilerimi saygılarımı iletiyorum. Eyvallah abi. Bir bakıma bu filmde inşallah bu filmin sonrasında kaybettiğimiz Halil abi, Halil Kumova. Mekanı cennet olsun. Mekanı cennet olsun, cennet mekan. İnşallah onun da ruhuna güzel bir şey olur. İnşallah. Halil hocamla aynı projede olmakla aynı zamanda mutluluk duyuyorum. Daha önce birkaç projeyi de beraber oyuncu yaptık. Nasip olmadı. Projedeki tabicim nasip oldu. Burada beraber oynadık. Ama tabii ki Rabbim nasip etmedi. Tabii vizyonu görmedi, yaşayamadı onu. Mekanı cennet etsin. İnşallah. Amin inşallah abi. Rahmetli işte Ahmet Gülümpaşa Bursa Devlet Tiyatrosu emekli olduktan sonra 2 senesinde ondan sonra kabarelerine ağırlık verdi. Güzel projeleri imza atmıştı. Sizlerle birlikte de çok güzel işler başardılar. Abi şimdi aşağı yukarı 4-5 proje oldu bu en son kuruya. İnşallah gişede güzel izlenmeler ve güzel rakamlarla da güzel gişelerle de inşallah çok güzel başarılara ulaşacağına inanıyorum ben. Çünkü fantastik korku Türkiye'de çok nadir denilen bir şeydi. Çok nadir. Ondan dolayı Hakan hocamız, Hakan Aydın, özellikle bu konu üzerinde fantastik korku üzerinde çok büyüdü. Ve senaryosu 7 yıl sürdü. Ve burada da böyle bir sürprizle patlatabiliriz. Devamı gelebilir. Yani bunun 2, 3'ü vesaire kesinlikle gibi. Serisi gelebilir. Ki inşallah. Bunu tüyo olarak vereyim. Tabii. Hakan hocam bu konuda bana farkın olsa bir tüyo verebilirim. Tabii ki. İnşallah sikçin formatında böyle güzel bir seri olur. Allah'ın izniyle inşallah olur. İnşallah. Bu şeyleri de yapacağımıza inanıyorum. Çünkü bir yemek verildi. Bir şey var. Verildi. Oyuncu olarak kamera taktı, teknik ekip, herkes var gücünde çalışıyor. Bu projenin hayata geçmesi. Esasen bu projenin çok çok kalınca bir dönem gelecekti. Malumunuz varken pandemi süreci hepimizi bütün sektörü, ülke olarak her tarafı
sikise böldüm, yara aldım, en önemli 3-4 defa bir şey değişim, vizyon panelleri değişim. En son bir ekim olarak şey belirledim, nasıl yapalım bir ekimle, kitap edeyim, vizyonda sızlarım. İnşallah abicim, tabii ki ben de... Ama tabii ki diğer projeleri unutmak yok. Yok, tabii ki. Yani vizyon olsun. Sinsi olsun, gelenler olsun, gelenler sahipliği de film, buradan Mertyogar hocam çekti, Bora yapın. Onu da aynı zamanda bu projelerinde karşılığı ile ilave etmekte fayda var. Tabi biz genç oyuncular hem de kas rektörü olarak devam etti. TÜVEK hocamın da Bora yapın adı altında TÜVEK hocam aynı zamanda kendisi yönetmen senarist ve oyuncu. Ayrıca orada da hem oyuncu hem kazilet ödülmüş. Peki bu diğer projelerle alakalı onlar da konu olarak format ne abicik? Onun da formu korku var, gerilim var. Ama biraz daha açıkçası genç film yazardır. Daha fantastik korkuya, gerilime vesaire o şekilde karşıyor. Ama çok güzel projeler, çok fazla burada tüyo vermekte bence yanlış olur. Onu da biraz perdede izlemek. Tabii ki. Bambaşka bir günü. Tabii ki. Ben de vizyon günü biletimi alıp oradayız. Bekleriz. Ben şunu da ileride etmek istiyorum. En son sırada kocamıza Mertyogar koyarak çektiğimi düşünüyorum. Derenler, sahipler, defini, orada baş olan babasını harf edildi. Karakteri canlandırdım. Ama çok ağır, çok aman ağır sahneler vermiş. O sahneleri esasında yani burada net söylemek istiyorum. Bir hafta o şeyden çıkamadım. Psikolojiden çıkamadım. Psikolojiden tabii. Yani ufak bir tüyolojide fayda var diye düşünüyorum. Bağırsak yeme sahnesi ve gerçek anında bağırsak yeme. Çünkü ben başka bir yolu söylüyorum. Sanatı aşıyor. Benim için sanat dediğin yaşım için. Evet. Sanat için yapmayacağım şeyler. Sanat için mezara değmem diyor. Sanat için bantlarda da yazdım. Sanat için çamura vermeyeceğim. Sanat için yapamayacağım işim için. Tabii. Gerçekten emek isteyen bir iş. Bir de şöyle bir şey var. Belli bir kesim değil. Bazı arkadaşlar sadece mesela şiirin kameranın önünde gözükerek sadece oynamakta mübarek sanıyorlar ama şimdi yönetmen, bölüm yönetmen, senarist ve o arkadaki esas o emekçiler esas kişi gizli kahramanlar zaten onlar. Görünmeyen kahramanlar. Görünmeyen kahramanlar. Yani kaba tabirle diyorlar ya, perde arkası. Perdenin arkasından görünmeyen kahramanlar esasında çok bilgilerde. Kamera karşısında olan hocalarımıza, ustalarımıza, kardeşlerimize, onlara düşüyor. Onlar da her bir şeyde zaten çalışıyorlar, çocuklarla ilgiliyorlar. Ve tabii ki müzelerin hepimiz için, sanat için, sanat için bir hayali ya da hayalecide çekleştirmek adına var bir şeyde zaten bir mücadelesini bulduk. Biz de konu aksiyonel olarak da az önce bahsettiğim gibi oyuncu olmayı anladık, daha oyuncu olmadık. Ustalarımızın değerine gittik. Olduğu yerde bize bir cümle olmaz. Çünkü neden olmaz bize? Daha yapacağımız çok şimdi bir şeyler yapacaklarımızın dışında, kısasında daha fazla bir mücadele içerisine girip bu sanatta nasıl, yani sanata nasıl bir fayda var? Yani sanata neler yapmamız gerekiyor? İnsanlarımıza neyi vermemiz gerekiyor? Esasen bunların üzerinde çalışmak gerekiyor. Tabii. Çünkü sanat dediğimiz zaman bambaşka bir şey. Bence bizi kesim ayırt etmiyor. Tabii. Kişi ayırt etmiyor. Dini, dili, ırkı mesele ayırt etmiyor. O nedenle sanatı icra ettiğimizde çok iyi bir şekilde icra etmemiz gerekiyor. Resimlerle başlayabilirim. Sanatın çocukları, çocuklar olma yolunda sanatın içinde, sanatın işler olduğundan dolayı hep sürekli çalışmamız lazım. Bu çalışmamız yok. Kısık bir yere kadar değil, ya da belli bir yere kadar değil. Sanatın var, olma noktasına kadar. Bana mesela bazen sorarlar bile, işte sanatta belli bir kriterim var mı? Yani sanatsal veya oynanan karakterler veya proje olarak belli bir kriter yok. Ben her zaman şunu diyorum. Bizim kriterimiz vatan.
rahmetli büyükse Necati Uygur demiş ki kan bu vatan aynı olmayan herkese uyarmış. Aynen. Bu vatanın topraklarında, bu vatan için güzel şeyler yaptığımız sürece tanıdığımızı en iyi şekilde dünya çapında nereye taşıyabiliriz, nasıl geliştirebiliriz, nasıl iyi yerlere getirebiliriz? Bunun mücadelesi veriyoruz daha. Yurt dışında bahsettiğimiz, yurt dışından bahsettiğimiz, burada da işi bitiyor, orada değil. Tabii ki yurt dışında da teklifler var. Yani Amerika'da bizden gelen bazı teklifler var açıkçası. İki teklif var. Şu anda onları değerlendiriyoruz. Görüşme halindeyiz. Aman, ama sorduk. Ama nasıl diyeceğim, ama nasıl diyeceğim. Tabii ki şu an karar vermek yanlış olur. Görüşme de bir davran edeyim. İnşallah güzel şeyler olacak. İnşallah. Hakem bir adım, hem ilkem adım. Hem camiye aldım. Çok güzel şeyler olacağım. Cani görmesi için tabii bu arada tamam bir iş için geldim. Birçok sinemasyonlarla görüşmelerim var. Koşman baktım daha fazla. O kadar mı söyleyeyim? Nasip olsa onlarla bir görüşmelerimiz var. Tabii ki temiz bir anlaşılmış. Sinema filmleri var. Kaliteli dönemi ama biraz açmak istiyorum. Sözleşme, yani diyorlar ya, daha kağıda dönmüyor. Sözleşme yapmadım. Nasip olsa inşallah olmaz olur. Ama iki dizi projesi de var. Onlarla da şu anda bir görüşmelerimiz var. Ama iş, zaten işin doğrusu da odur abi. Yani iş imza aşamasında geldin mi? Biz her zaman diyoruz. İmzaya geldin mi o zaman ne bitti? Çünkü az önce geçmesin. Çoğu zaman uyumuyorum. Bana zamanımız fikire yükselmiş. Bana yetiyor. Çalışmalarından dolayı aynı. Ben bu evet. Genelde yetiyor. Evleri otel olarak kullanıyoruz. Biraz öyle abi dedik. Ne işe sana sıçırlar ben? Osman'ın yetiş bacakları kontrol edersiniz. İç ama gülür gezdik. Onun için de işte başkanım benimle çıkıyor. Çok güzel. Ve başka bir konu daha var. Ona benzer. Boşakistan kültür ve turizm bakan yardımcılığında görebiliyoruz. Yavru vatandaş, kardeşlerimiz, Çin süzgesi altında olan kardeşlerimiz devamlı, daima. Gece gündüz denedi. Bakın ki gözetmek için sayısı onlar yanındayız. Onlar için de mücadele ediyoruz. Kesinlikle Türk dünyası olarak boyumuzun borcu olarak bakıyoruz. Kesinlikle. Çünkü sadece tamam bir sanatçı kimliğiyle nacizane olarak bunu söylüyorum. Bir sanatçı kimliği taşıyorsak da sonuç da oradaki yaşamımızın kardeşlerimiz, yavru vatandaşımız. Evet. Yani yan bulmamız var. Aynen öyle. Ben bu şekilde bu yoğun kampı içerisinde boşta bir çalışma, çalışmaya devam ediyorum. Gece gündüz demedim. Ama çok mutluyum. Hoş duruyorum, mutlu oluyorum, huzurlu oluyorum. Ama hoş durmadım diyor, çalışmadım diyor. İnan ki o gün yani nasıl söyleyeyim? Ben insanlara hastalanır ya, ben o konuma geliyorum. Ya bir yanımızı eksik hissediyorum. Kesinlikle. Gerçekten öyle. Yani, sanki bir tarafı eksik. Biz çalıştığım zaman, o çabayı getirdiğim zaman, Osmanlı bir şey olacak, orada bir aklına, onun için de sorumluluk, orada bir şey başkanım olarak. Zaten mücadelemizi, bize de bahsettiğimiz, doğduk, şimdi yanında, yanında devam edeceğiz. Bu arada abicim, tabii ki önümüzdeki dönemde de yeni ve heyecanlı projelerle merakla bekliyoruz tabii ki. Nasip olursa çok güzel projeler var da projeler çok ama çok yapmışlar. Yok yok, tabii ki. Olmaz. Çünkü burada...
yani siz dışarıda kaldınız. Aynen öyle. Sözleşmeden adamımızdan dolayı şimdi projede sponsorlar yanlış oldu. Ama çok güzel projeler, hem bizim hem projeler var. Onlarla da çok çok yapıldı. Onlarla da zaten sayfayı kazandım. Tezbir tarzında, sınav tarzında, Mustafa Bey'e çalıştık. Zaten arkadaşlar, Mustafa Bey'e eyvallah abiciğim. Mükemmel bir röportaj oldu. Muhteşem içeriklerle dolu dolu. Güzel bir süreçte bulunduk. Biz de teşekkür ederiz abicim. Ben şahsım adına onunla konuları konuşup ben de teşekkür ediyorum. Ve Rabbim utandırmasın. Yoğun bir şekilde bir vizyon trafiği ve daha da muhteşem ve mükemmel heyecan dolu projelerini bekliyoruz. Tabii. Ama da vizyon tarihinde de olmamış. Onlar da belli olduğunda zaten gerekli paylaşımları yapacağız zaten. Kesinlikle. Zaten eyvallah. Onlara da haberimiz olacak. Tabii önce ki. Tabii ki. Hep sanatsal anlamda sanat sektörü olarak hem de basın yayında zaten gereken şekilde yer bulacak. Evelallah. Arkadaşlar bir programda daha sizlerle birlikte olduk. Konuk olarak bu röportajla güzel bir işe katkı verdiği ve birikimlerini bizlere aktardığı için tahsilatınıza teşekkürlerimi sunuyoruz. Halim'in kızı adı Gırgır Tayfa, hepinize mutlu, huzurlu günler diler. Allah'a emanet olun. Sağlıklı, mutlu ve esen kalın. Arkadaşlar. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Ben de zamanında kolay gelmek için. Gerekse sizi duymak adına. Bugün herkese çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Ama sürekli çok ama çok yakın. Merakla bekleyin. Kesinlikle. Hoşçakalın.